Bugün buraya saygıdeğer İl Başkanımız Hüseyin Ceylan Uluçer Bey'in temsili ve bizim yani İnsan Hakları Birim Başkanlığımızın davetiyle toplanmış bulunuyoruz. Değerli İl Başkanımız ve İnsan Hakları Birimimiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. İnsan Hakları Başkanlığımız ana kademe kadın kolları ve gençlik kollarından oluşmaktadır. Burada birimimizin değerli üyeleri ve kadın kolları başkanı Nihal Hanım ve gençlik kolları başkanı Kübra Hanım bulunmaktadır. Bugün tüm Türkiye'de 81 vilayetin tamamında AK Parti İl Başkanlıkları'nda İnsan Hakları Başkanlıkları tarafından yapılacak basın açıklaması sebebiyle bir araya geldik. Gönül isterdi ki böyle bir 27 Mayıs gününde aslında daha farklı bir etkinlik için bir araya gelmiş olalım. Memlekete büyük hizmetleri olmuş ve insanımızın gönlünde tat kurmuş, ancak nankör eller tarafından idam sehpalarına yollanmış olan büyük insanların acısını yeniden yaşamak ve halkımıza hatırlatmak için toplandık. Şu anda burada hiç unutulmayacak ve asla yok olmayacak olan bir acının bir araya topladığı insanlarız. Müsaadenizle genel merkezimizin hazırladığı basın metnini okumak istiyorum sizlere. 27 Mayıs Demokrasi Darbesi yıl dönümü basın açıklaması. Medeniyet geleneği denildiğinde ilk akıllara gelen Türkiye ve aziz milletimiz, demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze almış, bu uğurda çok sayıda bedel ödemiştir. Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisiyle yoğrulan milletin evlatları, hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişler. Kendi getirdiği darbeler milletimize fayda getirmemiş, milletimizden demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hukukun askıya alındığı toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildi. Milli irade ile arasında perde çekenlerin insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı. 1950 yılında milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa zamanda ortaya koydukları projeler ile Türkiye'ye çağ atlattılar. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek Anadolu'nun ezan-ı Muhammediye olan özlemini gidermiştir. Yararına olan bu gidişatın önünü tıkamak isteyenler türlü yalan ve iftiralarla algı oluşturarak 1960 yılında askerin namlusunu Çankaya Köşkü'ne çevirmişlerdir. Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye odaklı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, mizansen yargılamalar ile hukuk dışı şekilde dar ağacına göndermiştir. Hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş, en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Mevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Milletimizin ferasetiyle
ülkemize en kara günleri yaşatanlar, tarihin tozlu raflarına en karanlık günlere tanık olan yassı ada ise, tarihe gömülerek bugün demokrasi ve özgürlükler adası olarak mührünü tarihe derc etmiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesileyle 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı.